İyi akşamlar 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikanın ilk konu her perşembe olduğu gibi sevgili Yücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin, iyi akşamlar. Zeynep iyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Borsa tarafıyla başlayalım. Borsa kendini 9000'in üzerine atmayı başardı. Bu hafta bir toparlama çabası içindeydi Borsa İstanbul. Özellikle de bankacılık tarafındaki bugünkü yukarı yönlü duruş hareket dikkat çekici. Tabii bankacılık tarafına gelen düzenlemeler mevzu bahisken, son düzenlemeler söz konusuyken yukarı yönlü gitmesi de dikkat çekti. Ne diyorsun, nedir sebepler? Ya ben tabii bankacılık tarafının bugün öne çıkması biraz yarın açıklanacak Fitch kararına bağlıyorum açıkçası. Yani dün çarşamba günü ne kadar biz 9400'den aşağı gelirken belki bir kısım teknik düzeltme oldu, kar satışları oldu. Ama özellikle son iki gün biraz da kredili işlemlerin sıkışması kaynaklı özellikle dünkü satışların 8700'lere kadar olduğunu ben düşünüyorum. Hemen ardından da yani bugün perşembe başlangıcıyla birlikte tabii şu soru akla gelebilir yani dün neden böyle bir pozisyon alınmadı diye. Yani mümkün olduğu kadar piyasa aşağı gelirken çok pozisyon almak isteyenler bir nebze bekliyor dolayısıyla o işlemlerin neticelenmesini. Yeni güne başlarken de o artık kredili pozisyonların sıkıntılı olabilecek çarşambası geçmiş oluyor. Ve hemen önümüze baktığımızda da bir Fitch kararı var yarın. Bunun için de uygun seviyelere kadar hem bankacılık endeksi içinde hem endeks bazlı baktığımızda yani 8700'ler bence uygun görüldüğünü tahmin ediyorum. Ve buradan tekrar bir pozisyonlanma oldu. Ve yani ben bankacılık üstünde hani yeni düzenlemelerin biraz daha az etkili olduğunu düşünüyorum. Daha çok bir not artışı veya bir görünümdeki iyileşme cuma akşamı gelecek değerlendirmede daha ön plana çıkabilir diye bugün bir pozisyon daha çok bankacılık tarafında alınmış olabilir. Yarın da devamını görebiliriz açıkçası. Belli teknik seviyeler işte belki endekste 9100-120 gibi oralara kadar da bir yükselişle başlayıp ondan sonra temkinli bir şekilde bankacılık önderliğinde olan bu yükselişte Fitch'i bekleriz diye düşünüyorum. Ondan sonra işte ya 8900-950 bu seviyenin üstünde endeks tekrar kalmaya devam edecek ya da hani oradaki etkiye göre, oradaki alınacak karar veya açıklamaya göre de önümüzdeki hafta tekrar acaba bir yatay bant içinde 8800-9100 arasında olur muyuz onu takip edeceğiz. Ben biraz kısa vadeli bu beklentiye bağlıyorum bankacılık tarafındaki bu hareketliliği açıkçası. Fitch'le ilgili piyasayla benzer beklenti içinde misin, daha mı iyimsersin? Valla piyasa ne bekliyor? Yani işte görünümün pozitife çevrilmesini bekliyor. Evet, şöyle biz de aslında anketlere yani görünümde bir iyileşme üzerine görüş beyan ettik ama şöyle düşünüyorum, Eylül ayıydı. İlk Fitch'in görünümde iyileşmeye gittiği. Biz Moody's'i gördük Ocak ayında. Yani orada da biraz gecikmeli bir görünümde iyileşme geldi. Şimdi bundan sonraki takvim de biraz daha onlar için sonbahara doğru kalacak. Tabii bilemiyorum yani burada ne kadar bir Eylül'den Mart'a baktığımızda aşağı yukarı işte 6 aylık bir süre desek burada o an verdikleri kararın ne kadar bir daha iyileşmesini Türkiye'de görüyorlar. Onu tabii yapacakları açıklamada göreceğiz ama yani %20-30 belki bir not değişimi hani özellikle görünüm tarafında sabit bırakarak olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız ve burada önümüzde de bir 6 ay daha olacak onlar için bekleme açısından. Yani temkinli giderlerse biraz daha belki de yerel seçimlerin de etkisi son dönemde hani bizim piyasalar içindeki olan bazı dalgalanmaları da dikkate alarak belki biraz beklemek isteyebilirler. Yani hatta takvim dışında da belki yaz aylarında bir karar verebileceklerini düşünürsek o zaman görünümde bir iyileşme evet yani piyasa beklentisi de bizim de
paralel bir görüşümüz olduğunu söyleyebilirim. Ama hani bir not artışı çok aşağılarda olduğu için Türkiye'nin de görüntüsü şu an için kredi tarafında. Yani son dönem CDS iyileşmesi, hani bir kısım TL tarafına aslında baktığımızda evet bir yükseliş var kurda ama enflasyona göre göreceli yine hani reel tarafta güçlü kalması diyebiliriz. Son iki ayki enflasyonu düşünürsek. Ya burada da bir not arttırımı yapıp ondan sonra belki tekrar değerlendirmeye gidebilirler. Ama buna %20, %30 maksimum şans veriyorum. Ama bu da bir olasılık. Dolayısıyla genel anlamda piyasa beklentisine biz de paralel düşünüyoruz. Ama bir sürpriz de olabilir diye de tahmin ediyorum. Bu benim kişisel görüşüm tabii ki. Şimdi bu son atılan adımlarla ilgili biraz daha ayrıntılı konuşalım istiyorum. Yani döviz piyasasındaki hareketlilik, bunun işte dizginlenmesi için atılan adımları takip ediyoruz. Az önce sen de değindin. Merkez Bankası'ndan bu sıkılaşma vurgusu yapan adımlar arka arkaya geliyor. Bankalar tarafında geliyor. İşte ihtiyaç ve ticari kredilerde büyümeye getirilen sınırlar mevzu bahis. O sınırlar aşağı çekildi. Bir de zorunlu karşılık adımı geldi dün gece. Şimdi bu adımlar hem enflasyonla mücadelede hem de dolara talebin dizginlenmesinde ne kadar etkili olur? Bir de hisse tarafına yansımasını nasıl değerlendirirsin, nasıl beklersin? Şimdi aslında bu son gelişmeleri iki ayrı başlıkta bakabiliriz. Birincisi Merkez Bankası son toplantıda daha fazla sıkışabilmenin de yani sıkılık daha önce aslında hedefe doğru yaklaştığını söylüyordu ve faiz değiştirmedi. Ama bundan sonraki süreçte metin içinde bir açık kapıda bıraktı yani faiz artışı olabileceğine yönelik. Bunu da enflasyondaki dalgalanma neticesinde veya beklentinin bozulması üzerine olabileceği bir durum söz konusu anladığımız kadarıyla. Yine aynı metin içinde aslında makro ihtiyadi tedbirlerden sterilizasyon tarafında yapılabilecek işte yani likite üzerine bazı düzenleyici hamleler olabileceğini söylemişti. Şimdi ilk etapta bu iki düzenleme yani hem kredilerin genişlemesi noktasındaki oranın aşağı çekilmesi, zorunlu karşılıkların değiştirilmesi aslında politika faizinin dışında atacağım dediği adımlar olarak adlandırılabilir ve normal de karşılanabilir. Çünkü bir 2-3 aylık en azından faizde bir değişiklik olmadan bu ve benzeri adımları atacağını geçen toplantı sonrasında az çok piyasa tarafında anlaşılmıştı. Şimdi ikinci tarafa da şöyle bakabiliriz. Yani bu şöyle algılanıyor. Hani kurda bir hareketlilik var. Ondan sonra yerel seçimler geliyor. Hani buradan sonra da çeşitli spekülasyonlarla seçim sonrası bir kurda hareket olabilir mi? Bu beklentiyle birlikte iç tarafta bir dövize olan talep gerçekleşti. Acaba Merkez Bankası faizi artırmaktan imtina edip bütün bu değerlendirmeler içerisinde bu attığı adımlarla mı piyasayı biraz daha soğutmaya çalışacak gibi? Ben çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani alınan kararlarla kur hareketi üzerinde etkili olma noktasında. Ama öyle ya da böyle aslında biraz da genel seçimlerden önceki havaya benzer. Hatta hisse tarafı için de benzer bir durum söz konusuydu. Böyle bir hava da piyasada oluştu. Ama şimdi %11,5'luk 2 aylık enflasyonumuz var. Kur değer kaybı %7,5. Geçen sene de konuşuyorduk yani yılı reel bir getiriyle aslında TL tarafı tamamlamış. Şu anda da hala enflasyon bazlı baktığımızda son iki ay için daha güçlü duruyor. Yani son fiyat hareketine rağmen. Bütün bunlara baktığımızda aslında çok yolunda gitmeyen bir şey yok. Ama makasların işte biraz daha serbest tarafta açılması, talebin olması acaba böyle bir seçim sonrasında kur hareketi yaşanır mı gibi de bir algı oluşup hani bunun farklı metotlarla mı acaba sınırlandırılması düşünüyor gibi bir durum söz konusu oldu. Ama ben bunun işte önümüzde 20 gün kaldı neredeyse seçime 20-25 gün gibi bakarsak. Ya bu süreç herhalde biraz daha bu soru işaretleriyle geçecek. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda buna bağlı bir faiz artışına gideceğini de düşünmüyorum. Çünkü o enflasyon patikası içindeki zirve seviye %70-75 olarak gösteriliyor. Ve henüz onun altındayız. Evet önümüzde tabii ki işte Mart, Nisan, Mayıs ayları var özellikle kritik. Mart, ama şu Nisan an için kötü gelirse
O zaman faiz artırımı tekrar masaya gelir mi sence? Vallahi yani şu anki... Mesela JP Morgan'ın bir Nisan 500 bas puan öngörüsü var. Şimdi şu enteresan tabii. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırması bir panik havası kaynaklı değil de beklentilerinin bir nebze bozulması kaynaklı olacaksa, hı hı. Şimdi Mart, Nisan, evet doğru söylüyorsun. Yani burada az çok bizim şey belli olacak. O patikanın ya da üst bandın geçilip geçilmeyeceği yönünde. Bundan kaynaklı bir faiz biraz daha sıkılaşmaya ihtiyacı olduğunu kamuoyuna nedenini bu şekilde ifade ederek, yani kur üstünde bir baskı yaratmak, hı hı. değil de daha çok bu hedefe yönelik. O zaman bu makul karşılanabilir. Yani 45'te politika faizin duracağı diye bir kanun da yok normal şartlarda. Ama en azından enflasyonun sonuçta planlanan bir beklenti üzerinden biz 6, yani 4-5 aydır neredeyse işte enflasyon raporuna da bakarsak nasıl bir karakteri olacağını, nasıl bir patika izleyeceğini bir plan çerçevesinde tahmin etmeye çalışıyoruz yıl sonuna kadar. Yani çok büyük sapmalar olmazsa da mevcut faiz oranıyla işte yazın gelecek o baz etkisiyle aslında işi de kotarabiliriz. Yani burada tabii yalnızca para politikası değil, diğer bazı gelişmelerin de bizim açımızdan hani enflasyon tarafında oluşabilecek aşağı yönlü hareket desteklemesi gerekiyor. Ben daha önce de söyledim, bunun bizim için en önemli başlığı dışarıdan gelecek bir sıcak para da demeyeyim ama fon akışı. Hmm. Bu da Türkiye'ye olan inançla birlikte olabilir. Dolayısıyla veya güvenle ilgili olabilir. Dolayısıyla yapısal reformlar devreye girecek mi? Daha iyi ikili ilişkiler üzerinden Türkiye'nin bir sadece ekonomik değil bir siyasi beklentisi de mesela Avrupa ile ilgili, Amerika ile ilgili bir iyimserliğe yol açabilecek mi? Bunun CDS'ler üzerinde pozitif etkisi olacak mı? Yani bütün bunları sadece Mart, Nisan enflasyonuna bağlamak değil, seçimler sonrasında da oluşabilecek pozitif veya negatif havanın ben genelde etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani genel bir ekonomik bozulma olmadan beklentilerin devam ettiği ama enflasyonda kısmi bir sapma olduğu için bir 500 bas puan, 250-250 bilemiyorum, bir faiz artışı olması bence çok rotadan çıkmayı göstermeyecektir ama böyle çok enteresan, yani tam böyle seçimler öncesi çok da bir siyasi hani şeyi var mı bilmiyorum, baskısı var mı yani seçimlerin. Yani görüntü itibariyle de böyle çok sürpriz sonuçlar çıkmayacak gibi gözüküyor. Bu sürenin geçmesi gerekiyor. Bence Merkez Bankası yani bu seçimlerin bir geçir görmek, bunun sonuçları sonrası Mart enflasyonu, belki Nisan enflasyonu tabii ki görmek isteyecektir. Eğer değerlendirmeleri içinde bir faiz artışının da daha faydalı olabileceği, yardımcı olabileceği bir durum olursa bu enflasyonla mücadelede beklentiye doğru gitme açısından yapabilir. Ya burada faizin hangi noktada olduğundan ziyade enflasyonun ne zaman geri çekileceği ve ona göre de faiz indirimleri olup olmayacağı noktasında biz aslında takibi yapmamız gerekiyor ama bu tek bacaklı bir değişken değil. Yani bunun yanında yapabileceğimiz işte mali disiplin konusu, yapısal reformlar konusu gibi birçok başlık da var. Yani Sayın Mehmet Şimşek'in ilk göreve geldiğinde söylediği üç başlığın sadece birini biz şu anda konuşuyoruz. Diğer iki başlıkta çok daha önemli olduğunu ben düşünüyorum enflasyonla mücadele noktasında. Dolayısıyla hani çok kötü bir gelişme olmaz. Burada tek önemli olan hedeflerin ve istenilen tarihlerde yapılması düşünülenlerin gerçekleştirilerek içeride dışarıdaki o güven ortamının devam ediyor olması ve tekrar edeyim bunun bir fon akışına Türkiye'ye doğru devam ediyor olması. Belki bu noktada Cuma günkü Fitch kararı da ayrıca bir önem taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda tabii küreseldeki görünüm de Türkiye'ye fon akışı mevzu bahis olduğunda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışı mevzu bahis olduğunda orada işlerin nasıl gideceği meselesi de önem kazanıyor. Yani orada beklenen U dönüşünün gerçekleşmesi, hani dolardaki o gevşemenin olması, faiz indirim noktasına gelinmesi ve oradaki fon tarafının da bu tarafa, yani gelişmekte olan ülkelere kayması meselesi. Şimdi gelen verilere baktığımızda orada ve en son Fed Başkanı'ndan
gelen mesajlara baktığımızda böyle daha piyasa dostu gibi algılandı onun mesajları. Yine gelen veriler de en azından ADP ve JOLTS verileri JOLTS beklentiyle paralel. ADP'de beklenti 6. Dolayısıyla orada sorun yok. Ama geçen sefer de hatırlarsın böyle görünürken yani ADP verisi özel iş verisi iyi gelmişti. Özel sektör iş verisi ama tarım dışı istihdam verisi ters köşe yapmıştı. Dolayısıyla orada da hassas dengelerin takip edildiği, tam bir netliğin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Zaten dün verilen cevaplar da yani net sorulara verilen temkinli ve görece daha belirsiz cevaplar da belki de bunun işareti. Dolayısıyla küreseldeki beklentilere ilişkin senin bakış açın ve daha güçlü gördüğün senaryo hangisi? Yani şöyle, şimdi tabii bu bir yöntem de demek istemiyorum. Yani mümkün olduğu kadar merkez bankaları başkanlar nezdinde de kısmen değişebilir tabii üyelerin fikirleri. Özellikle FED tarafında bunu çok görüyoruz ama yani gidişat mesela bugün ECB tarafında da evet bir faiz değişikliği olmadı. Ama enflasyon beklentilerini aşağı çekerken büyüme beklentilerini yukarı doğru biraz daha yenilediler. Dolayısıyla yani biz Mart'ı, Nisan'ı ve belki Mayıs'ı geçerken evet önümüzdeki toplantılarda da faiz değişikliği olmayacağını göreceğiz. Ama ister istemez yaz aylarına doğru, Haziran'da galiba ilk yani yaz aylarına denk düşen ilk toplantılar. Hani oralarda ya bir faiz indirimi yapabiliriz bir sonraki toplantıda algısı oluşacak çünkü enflasyonun ben düşmeye hızlanarak yani biraz daha net bir geri çekilmesini görebileceğimiz ayları da orayı tahmin ediyorum. Ve aslında yaz sonuna doğru işte denk gelen toplantılarda da o faiz indirimleri başlayacaktır. Gerek Avrupa tarafında gerek Amerika tarafında. Ben orada çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dikkat ederseniz yani dolar endeksinin tahvillerin geldiği noktalardan daha yukarıya doğru beklentiler ötelense de faiz indirimi için böyle bir fiyatlama hamlesi olmuyor. Yani piyasada bir yere kadar faiz inmeyecek galiba ya da bizim beklediğimiz kadar önce inmeyecek. O zaman şuraya kadar biz tahvili veya doları fiyatlayalım dedikten sonra ufak ufak sinyaller gelse bile veya zaman geçtikçe o şeyi algının yani faiz indirimi olacağı algısının da yaklaştığı fikriyle biraz daha fiyatlamalarda normalleşme görüyoruz. O açıdan küreselde eğer gelişmekte olan ülkelere bir fon akışı olma ihtimalinin bozulma riski üzerine konuşuyorsak ben bunu çok hani yaz ayları gibi de bu beklenti varsa çok değiştiğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var yani burada tabii seçicilik bence ülke bazlı devam edecektir. Bizim biraz gecikmeli etkileri görmemiz uyguladığımız politikamızın da ekonomi tarafında aslında daha önceki politikamızdan kalan bazı süreçlerin de netleşmesi için zaman alması kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O açıdan da biz tam böyle bizim için kritik olan Mart, Nisan, Mayıs gibi duruyor. Yurt dışında da bu beklenti o aylar içerisinde biraz daha hala beklenti olarak kalacağı için bu ayları iyi atlatabilirsek yaz ayları sonrası hem dış kaynaklı hem içeride daha iyi bir görüntü olabilir. Ama yine de bunu sadece Merkez Bankası'nın düzenlemeleri, politika faizi beklentileri üzerinden kurgulamakta yanlış olduğunu düşünüyorum. Madem böyle bir o tarafta istediğimiz sıkılık seviyesindeyiz, işte adımlar biraz daha makro ihtiyadi tedbirler üzerinden veya talebi daraltıcı etkiler üzerinden geliyor. O zaman bunun yanına işte o mali disiplin ve yapısal reformları da hızlı bir şekilde eklememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek seçim sonrası Mart-Nisan enflasyonunda çok önemli olmayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yücel Tonguç Erbaş çok çok teşekkürler katıldığın katkın bana eşlik ettiğin için iyi akşamlar. Burada kısa bir araya gidelim aranın ardından 60 dakika kaldığı yerden devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika kaldığı yerden yeni bir konukla devam ediyor. Veysel Yayan, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri bana katılacak bu noktada. Veysel Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar efendim.
Şimdi çelik sektörüne baktığımızda son veriler bir miktar toparlanmaya işaret eder nitelikte ama ithalat tarafı için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil gibi duruyor. Ne dersiniz, görünüme ilişkin artılar ve eksiler nasıl size göre? Şimdi efendim, aslında görünüm 2023 yılının son çeyreğinden itibaren biraz iyileşmeye başlamıştı. Üretim 2 milyon 900 bin ton seviyelerine kadar yükselmişti. En son ayda ise 3 milyon ton seviyesini geçmişti. Bu 3 milyon ton seviyesini geçtiğimiz ayda biz dünyada çelik üretiminde 7. sıraya, Avrupa'da ise 1. sıraya yerleştik. Ocak ayında da benzer durum tekrar etti. Dolayısıyla son 2 ayda daha önce 2020 yılında ulaşmış olduğumuz dünyanın 7. Avrupa'nın 1. çelik üreticisi konumunu tekrar elde etmiş olduk. Ve bundan sonraki aylarda bu konumumuzu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Ocak ayında 3 milyon 200 bin ton seviyesinde üretim yapmış bulunuyoruz. Bu 2022 yılına göre oldukça iyi, 2023 yılına göre iyi bir rakam. Ancak bizim 2021 yılı seviyesini aşabilmemiz için ortalama 3.7-3.7.5 gibi bir üretim, 3 milyon 350 bin ton gibi bir üretim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu yılın ikinci yarısından itibaren elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz 2021 yılı üretim rakamlarını aşmak. İkinci yarıda aşarız, birinci yarıda yaklaşırız. Ortalamanın 2021'in üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bu yıl bunu destekleyici gelişmeler olmaya başladı daha yılın ilk ayında. İhracatta bir iyileşme söz konusu oldu. Bunun da özellikle yassı ürün ihracatında iyileşme şeklinde ortaya çıktığını görüyoruz. %89 gibi olağanüstü sayılabilecek bir rakam. Yani bundan iyileşme kısmını çıkarırsak bu gene de pozitif bir sonuç var. Yassı ürün sanayinin tükettiği ürünler. Bunların bir kısmı stok gelişmeleriyle ilgili olabilir. Seçim sonrasıyla ilgili beklentileri tam olarak öngörememek şeklinde tecelli ettiği için olabilir. Ama netice itibariyle biz 2023 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranının %56 olduğu bir durumdaydık. Bu yıl bunu tekrar %90'lar seviyesine çıkarabileceğimiz yönünde beklentilerimizi destekleyen bir gelişme bu. İnşaat demiri kısmında da şimdilik henüz yeterli bir iyileşme olmasa bile özellikle deprem bölgesinde ciddi bir yapılaşma faaliyeti devam ediyor. Ve kuzey bölgesinde, kuzey hattındaki, fay hattındaki binaları yenileme çalışmalarının da seçimlerden sonra hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu defa 1999 seçimlerinden sonraki gibi olmayacağını düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Artık bu defa çok ağır bir bedel ödedik ve tekrar bir depreme yakalandığımızda şartların bu da böylesine rahatsız edici olmayacağını sağlamak için gerekli adımların atılacağını düşünüyoruz. Bunun da çelik tüketimini oldukça destekleyeceği kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla hem sanayinin gelişiyor olmasının hem de inşaat sektöründe yapılacak olan yatırımların, altyapı yatırımlarının çelik sektörümüzün bu yıl, geçen yıl %17.1 oranında büyümüştü. Bu yılda büyüme eğilimini sürdüreceğini, %10'un üzerinde bir büyümenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu otomatik olarak bizim ölçek ekonomisi imkanlarının değerlendirilmesi sebebiyle ihracatta da daha rekabetçi olmamıza imkan sağlayacak. Benzer şekilde ithalatta bir takım kontrol mekanizmaları kurulabilirse, çünkü geçen yıl yaklaşık 16 milyon ton civarında bir ithalat söz konusuydu. Bu bizim yassı ürünlerde 9,5 milyon tonluk bir ithalatın olduğunu düşünecek olursak ne kadar rahatsız edici bir durumun ortada olduğunu daha iyi değerlendirebiliriz. Şimdi Veysel Bey, burada bir araya gireyim tam da bu ithalat noktasında. Hani az önce dediniz ki 2023 cari açık açısından epey kötü, belki de en kötü yıldı, bilmiyorum ama sıkıntılı bir yıldı. Dolayısıyla bu yılın
farklı olmasını beklediğinizi anlıyorum. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene %56 idi. Bu sene kaç dedin? %90'a mı çıkmasını hedefliyoruz dediniz. Evet, ben yanlış mı söyledim? Peki ithalatta sıkıntı sürerken bu hedef nasıl tutturulacak? Varsayımımız şu. İthalattaki sıkıntının kademeli bir şekilde azalacağını öngörüyoruz. Yani Türkiye'nin 9 milyon tonluk ithalatı sürdürebilmesi mümkün değil. Bu kademeli azalmayı bir bazı koruma tedbirleri şu anda mesela fil maşin için %90, 200 küsur dolar civarında bir koruma tedbiri var. 1 milyon ton fil maşin ithalatı olmuştu. Benzer şekilde 9,5 milyon tonluk yassı ürün ithalatına karşı da şu anda bir dumping soruşturması devam ediyor. Keza dahilde işleme rejiminde de bir takım iyileştirmeler yapılarak Türkiye'de üretim kapasitesi bulunan ürünlerin sadece ihraç ediliyor olması gerekçe gösterilerek sıfır gümrükle ithalinin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğumuz şartlarda ithalatı daha fazla kolaylaştırma imkanının bulunmadığını değerlendiriyoruz. Bunun hükümet tarafından da bu şekilde değerlendirildiğini düşünüyoruz. Bu tür bilgiler bize ulaşıyor. Dolayısıyla ithalatın belirli ölçülerde kontrol altına alınması, ihracatın önünün açılması ve yurt içi tüketimin verdiği destekle de hem ithalat ikame edilirken hem ihracat yapılırken yurt içi talebin de canlı bir şekilde olmasının getireceği üretim ölçeklerinin rekabet gücü açısından daha iyi fiyatlandırma imkanını vermesini düşünüyoruz. Dolayısıyla ödemeler dengesi üzerine negatif etkimizin pozitife son derece yaklaşacağı ya da başa baş noktalarında olacağı bir yıl idrak edeceğimizi değerlendiriyoruz. Şimdi özellikle bu ithalat ikamesi noktasını biraz daha açmak isterim müsaadenizle. Şimdi en çok ithal edilen kalemler hangisi? Burada en hızlı ikame edebileceklerimiz neler? Bir de tabii ne kadar bir yatırım gerektiriyor? Şimdi efendim işin şöyle bir güzel yanı var. En çok ithal ettiğimiz kalem yassı ürünler. Yani sanayinin kullandığı saçlar, muhtelif saçlar, sıcak saçlar, galvanizli saçlar, soğuk saçlar. Şimdi bu yassı ürün üretimi konusunda bizim kapasitemiz 18,5 milyon ton seviyesindeydi. Geçen devreye giren yatırımlarla bu 25 milyon ton seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla kapasitemiz şu anda yassı ürün ihtiyacını tümüyle karşılamaya hazır ve artı gelen kapasiteyi de ihraç edebilecek durumdayız. Dolayısıyla bu konuda bir yeni yatırım yapılmasını beklemek gibi durumda değiliz. Mevcut yatırımları değerlendirip onunla ilgili tedbirleri aldığımız takdirde yassı ürünlerde şu anda geçen yıl 13 milyon ton civarında bir üretim yapmıştık. Burada bir %50 civarında bir atıl kapasite var demektir. %54 civarında işte kapasite kullanma oranını söyledim. Şimdi %46'lık bir kapasite var. Yeni kapasiteler de devreye girecek önümüzdeki aylar içerisinde. Dolayısıyla bu konuda bir kolaylığımız var. Mesela fil maşinde Türkiye'nin ihtiyacının 2,5 misli bir kapasitemiz var. Geçen yıl 1 milyon ton fil maşin ithal edildi. 800 milyon dolar civarında. Bu yıl bunu da ikame edebilecek durumdayız. İnşaat demirinde zaten ikame etmek için ilave kapasiteye ihtiyacımız yok. Sadece Çin gibi, Uzak Doğu ülkeleri gibi, Rusya gibi ülkelerin devlet destekli, dumpingli ihracatlarını kontrol etmemiz bizim bu katma değerin yurt içinde kalmasını sağlamamıza imkan veriyor. Dolayısıyla açıkçası bu kadar ağır şartların yaşandığı, Türkiye'de istihdamın, gelir dağılımının bir takım sorunlarının yaşandığı bir durumda yurt dışına kaynak transfer edip orada milyonlarca kişinin istihdam edilmesine imkan sağlamak gibi bir lüksümüz artık kalmadı. Bunları geride bıraktık. Son derece disiplinli, son derece sıkı bir yöntemle sadece Türk çelik sektörünün katkısı geçen yıla göre 7-8 milyar dolar seviyesini aşabilir. Cari işlem dengesi açığının kapatılmasına. Diğer sektörlerin de benzeri tedbirlerle katkısının arttırılabilmesi halinde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartları rahatlıkla daha iyi durumlara getirebileceğini düşünüyoruz. İki seçimi üst üste yapıyor olmak bizim açımızdan bir sıkıntılı dönem oldu. Bizim derken Türk ekonomisi açısından
malumunuz öteden beri ben ilk 1976 yılında kamuda çalışmaya başladım. Her seçim dönemi çok ciddi böyle bir takım popülist uygulamalar oldu. Rahmetli Demirel zamanında o ne veriyorsa çay fiyatları için ben 5000 lira daha fazla veriyorum. Böyle bir fiyatlandırma olur mu? Hayır, ne veriyorsa daha fazlasını vereceğim şeklinde. Şimdi böyle şeyler oluyor. Bunu normal karşılamıyoruz ama maalesef oluyor. Ama bizim şansımız şu, önümüzde 4 yıllık bir sıkı politikalar uygulayabileceğimiz bir dönem var. Uzun bir dönem bu. Şu anda da oturtulmuş bir ekonomik istikrar paketi var. Bu paket eğer ısrarlı bir şekilde uygulanmaya devam edilirse, ondan taviz verilmezse, ekonomi politikaları desteklenir, daha da geliştirilirse, kademeli bir iyileşmenin olacağına ve bu iyileşmenin bizim çelik sektörümüz açısından da yeni yatırımlar sayesinde daha iyi imkanlar gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Peki Veysel Bey, son olarak iki soruyu birleştireyim. Bir, Çin'deki yavaşlamanın sektöre etkisini sormak istiyorum. Bir de çelik fiyatları yılbaşından bu yana aşağı yönlü %13 kadar gerilemiş baktığım kadarıyla. Bu tarafa ilişkin değerlendirmeniz sektör etkisi açısından nedir? Şimdi efendim, Çin Halk Cumhuriyeti 2023 yılında üretimini arttırmadı. 2000'li yıllarda, 2000 yılından 2010 yılına kadar geçen 10 yıl içerisinde sürekli %20 civarında üretimlerini artırdılar. Daha sonraki yıllarda bu üretim artışları daha düşük seviyelerde kaldı ama devam etti. Son 3 yıldır ise başa baş seviyelerde devam ediyor. Bu şundan kaynaklanıyor. Çin'in tüketimi bazen geriliyor, bazen aynı seviyede kalıyor. Tabii Çin'in tüketimindeki 1 puanlık bir gerileme 10 milyon tonluk ihracat ihtiyacını gündeme getiriyor. Dolayısıyla 10 puanlık bir düşüş olduğunda, tüketimde 10 puanlık bir düşüş olduğunda 100 milyon tonluk ihracat gereği ortaya çıkıyor. Çin bu yıl 90 milyon tonun üzerinde ihracat yaptı, dünya çelik üreten ülkeleri de dahil olmak üzere. Bizim ülkemize yapmış olduğu ihracat 3 milyon ton seviyesinde. Çin'in şu anki içinde bulunduğu durum 2014-2015 yıllarındakinden daha vahim bir durum. Çin hiçbir şekilde üretimini artırmasa bile 1 milyar tonun üzerinde üretim yapıyor şu anda ve yaklaşık 350 milyon ton civarında da bir fazla kapasitesi var. Dolayısıyla orada bir tehdit duruyor dünya çelik sektörü için. Bunun yegane çaresi 2014 yılında bütün gelişmiş ülkeler G7, G20 ülkelerinin toplantılarında, evet, Cumhurbaşkanları seviyesinde Çin'e çok ciddi baskılar yöneltildi ve Çin de üretimini sınırlama sözü verdi. Gerçekten de sınırladı ama şunu yaptı. Ne kadar eski teknolojik tesisler varsa onların hepsini durdurduğu yeni kapasiteleri gündeme, evet, soktu. Şimdi daha modern, daha rekabetçi tesisleri var ve bununla dünyanın her yerine ihracat yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği buna engel oluyor. Latin Amerika ülkeleri engel oluyor. Bizim de bir dumping müracaatımız var. Bu Çin tehdidinin ne kadar rahatsız edici bir tehdit olduğunu değerlendireceklerini ümit ediyoruz. Böylece Çin, peki, normal şartlarda durdurmadığı ihracatını kontrol altına alacaktır diye düşünüyoruz. Şartlar ona zorlayacaktır diye düşünüyoruz. Fiyatlarda bir düşüş var. Bizim fiyatlarımız Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geleneksel olarak Avrupa'dan 80-100 dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nden 200-300 dolar daha ucuz. Buna karşılık Çin'in fiyatları bizden 80-90 dolar daha ucuz. Orada bir dumpingli, devlet destekli durum var. Biz oraya karşı bir daha bu dumpinglerin kontrol altına alınmasını talep ediyoruz. Diğer ülkeler bizden bir tehdit beklemiyor. Çünkü 2022 yılında gördüler ki bizim maliyetlerimiz düştüğü zaman enerji fiyatlarıyla biz üretim yapamıyoruz, ihracat da yapamıyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir devlet yardımı söz konusu değil. Bu yönüyle de hiçbir Batı ülkelerinin hiçbirisi bizden tehdit algılamıyor. Böyle bir durum yok. Anladım. Peki. Veysel Yayan, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Çok sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Veysel Bey'i uğurlayalım ve hemen Serdar Karcılıoğlu'nu davet edelim. Bodrum Profesyonel Otel Yönetim Derneği kurucu, onursal ve danışma kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi turizm sezonu yaklaşıyor. Turizm yüksek umutların olduğu bir sektör. Talep ne durumda diye sorarak başlayayım. Ön rezervasyonlar kuvvetli mi, ne oranda? Şimdi Zeynep Hanım, öncelikle erken rezervasyon sürecini biz neredeyse kapatmak üzereyiz. Biliyorsunuz erken rezervasyon Ocak'la Mart ayı arasında gelen rezervasyonları adlandırıyoruz biz. Artık şimdi Mart ayının ortalarına doğru geldik. Nisan ayında, hatta Mart'ın ikinci haftasından itibaren bazı uçaklarında resort bölgelerimize iniş yapacakları haberlerini almış durumdayız. Ama şimdi bu erken rezervasyon sürecinde öyle kayda değer bir talep olmamakla birlikte, şimdi şu anda ITB'den de, yani şu anda Berlin'deki turizm fuarından da aldığımız verilere göre, işin normal seyri üzerinden geçen yıla göre bir talep sıçramasının olduğunu görüyoruz. Ama ne kadarlık bir sıçrama? Mesela yüzde kaç diyebiliriz? %30. Geçen senenin bugünü itibariyle rezervasyonlardaki artış %30. Ama Zeynep Hanım, bakın burada bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz neredeyse hep bir kötü yılın verilerine göre bir başarı hikayesi yazıyoruz. Geçen yıla göre bir talep sıçraması var. Ama ne yani bu seneki durum ne? Yüzde kaç doluluğa işaret ediyor şu anki rezervasyonlar? Yani şu andan sezonun tamamını görmemiz mümkün değil. Şunu söyleyebiliriz. Yok, yapılan rezervasyonlar yüzde kaçını doldurmuş diye merak ediyorum. Şöyle söyleyelim. Geçen yıla göre söyleyeyim onu ben size. Geçen sene biz genel olarak %55-%65 bandında bitirdik turizm sezonunu. Demek ki bu sene de %70-%75'lere çıkacaktır. Herhangi force majeur bir olay olmamak kaydıyla. Tamam. Peki geçen seneyle fiyat farkı ne? Bir de az önce ben araya girdim. O cümlenizde, o fikrinizi de tamamlayın lütfen. Fiyat farkıyla beraber onu da izah etmeye çalışalım. Nedir kötü geçirdiğimiz sezon sonrası yapılan kıyaslamanın verdiği negatif etki? O hep iyi haberleri kötü giden yıla bağlayarak veriyoruz demek istedim. Anladım. 2023 yılı deprem yılıydı biliyorsunuz ve çok uzun bir süre devam etti. Bu arada Türkiye'nin turizm başkenti olan Antalya mesela Temmuz ayında son zamanların, tüm zamanların en düşük sezonunu yaşadı. %45-%50'lerle kapattı Temmuz ayını. Yani böyle bir force majeur olay geçirdik 2023'te. Şimdi tabii bu artışın olması doğaldır. Türkiye halen daha Avrupalı turist için ucuz bir ülkedir. Tatil yapması yapılması gereken bir ülkedir. O nedenle bu noktada %30 şu andaki rezervasyonlarda artış var. Bu yıl %70'lere çıktık diye çok sevinmememiz gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz bu gelişmeleri, bu rezervasyonların durumlarını açıklarken hep deniz, güneş, kum üçgenine sıkışmış tatil turizmini konuşuyoruz. Oysa ki artık dünyada tatil alışkanlıklarının tamamen değiştiği ve para harcama eğilimleri çok yüksek olan turistlerin hikayesi olan turizm çeşitliliklerine yönlendiklerini görüyoruz. Bireysel tatillerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yapay zeka çağına geçtiğimizi belirtmek isterim. Tüm dünyada, turizmde de buna ayak uydurmak üzere çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada bizim resort bölgelerine sıkışmış ucuz turizm yerine Anadolu'muzun üstün kültür tarih değerlerine ve dünyanın en geniş mutfağına sahip gastronomi turizmini öne çıkarmamız gerekiyor Zeynep Hanım. Yani bu, biraz önce sizinle de konuşurken söylediğimiz gibi artık insanlar bir hikayeye geliyorlar.
ve gastronomik değerler çok ön plana çıkmış durumda. Mesela Bey, şöyle bir araya gireyim müsaadenizle. Şimdi tabii. Bu söylediğiniz, evet haklısınız, turizmdeki temel tema artık hikaye. Aslında pek çok sektörde bu böyle. Yapay zekanın etkisini de o anlamda nasıl kullanmak gerektiğini de belki konuşmak, bir parça anlatmak lazım. Bir de tabii Türkiye'de yıllardır tartışılan, biraz önce sizin de bir parça değindiğiniz bu turist başına harcama meselesini de kapsıyor anladığım kadarıyla. Çünkü orayı da arttırmak hedefler arasında. Şimdi bu bahsettikleriniz mevcut harcama oranlarını nereden nereye getirir, nasıl? Çok çok ciddi oranda arttırır. Çünkü biz şu anda yaptığımız turizm operasyonlarının hemen hemen tamamına yakınını her şey dahil sisteme göre paket turlar üzerinden yapıyoruz ve ne yazık ki bu bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar otellerin dışında, sayıları çok fazla olmayan otellerin dışında diğer geri kalan oteller ucuz bir rakamla bunu götürmeye çalışmaktalar. Ve bakanlığın ve TÜİK'in bu konuda yaptığı araştırmaları da ben doğru bulmuyorum. Mesela 650 dolarla 1000 dolar arasında dolaşan rakamlar var kişi başı harcama, ama bunlar doğru değil. Aslında bu her ay açıklanan turizm istatistikleri noktasında da itirazımız var bizim. TÜİK'in kafa sayarak Türkiye'ye girdiğini söylediği turist sayısına biz hiçbir zaman için itibar etmiyoruz. Çünkü bunun içinde birçok yan etkenlerle, yani turizmin tarifine uymadan ülkeye giriş yapmış, transit geçmiş, girip çıkış yapmış, alışveriş için gelmiş, akşam dönmüş sayıların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunları artırmak mümkün. Zamanımız olmadığı için kısa kısa geçmek durumundayım. Zeynep Hanım, kısaca bakın, biz ülke olarak dünya turizminden üstün gelir elde eden ülkelerin bulundukları noktayı ve bizim bulunduğumuz noktayı bir örnekle açıklamak istiyorum size. Bu noktayı 100 katlı bir binaya benzetirsek eğer, bu katta turizm imkanları ile ilk oturması gereken ülkemiz bu katta hiçbir zaman çıkamadı ne yazık ki. Yani 100. kata biz çıkamadık. Tüm zamanların ortalaması bizim hep 50. 60. katlarda dolaşan bir ülke olduğumuzu gösterdik. Ve biz 40. kata düştüğümüz zaman yandık diyoruz, 60. kata çıkınca da turizm patladı diyoruz. Oysa ki bizim hem Akdeniz çanağında hem dünyadaki turizm yapılabilirlik açısından sıralamaya giren ülkeler arasında en ön sırada olmamız gerekiyor. Biz niçin 90. veya 100. katlara çıkıp orada sabit duramıyoruz? İşte her ay kafa saymak suretiyle açıklanan turizm istatistikleri üzerinden bir başarı hikayesi yazmak yerine bu işe kafa yorsak, o zaman bunların bir değeri olacak ve bu sizin biraz önce söylediğiniz kişi başı geliri çok üst noktalara çıkartmış olacağız. Ama bunun gereklerini ve altyapısını hazırlamamız lazım. Bakın, bir konu daha var bu aşamada. Şimdi biz hep bir yıl öncenin istatistiki bilgilerini konuşuyoruz. Bir de önümüzdeki yılın hedeflerini koruyoruz. Hedefler de hep yükseliyor. Ama ya, bir matematiksel bir hesap var. Bu evet. Mesela önümüzdeki yıl konulan hedef, yanlış hatırlamıyorsam 60 milyon turist civarında. 56 milyon yanlış bilmiyorsam. Evet. Ne kadar? 56 değil mi? 56. O revize edilecek, merak etmeyin. Çok kısa bir süre sonra Sayın Bakan onu revize edecek. O 60-65 milyonlara kadar çıkacak. Ama bunun bir matematik olduğunu unutmayalım. Bizim 1 milyon topu topu 1 milyon 800 bin turizm yatağımız var. Bunun 1 milyon 200 bin, yani 1 milyondan biraz fazlası resort bölgelerde, diğeri de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun şehirlerine yayılmış durumda. Toplam yatak sayımız bu.
Şimdi bu yatakların da yani 1 milyon 200 bin olarak belirleyebileceğimiz resort bölgedeki yatakların neredeyse yarısı 6 ay kapalı. Evet, peki. Ve şimdi resort bölgelerde ortalama kalış süremiz 10.4. Bakanlığın açıkladığı bu rakama katılıyoruz. Doğru. Anadolu'da da 2.1'den 4.1'e kadar, yani ortalama 3.2. Zaten bu turist sayılarını bu iki yaprağa ayrı olarak vermemiz lazım. Peki. Şimdi son cümlelerinizi alayım, süremiz bitmek üzere. Peki, peki. Evet, yani bu bir matematiksel şey. Bizim bu kadar şeyi, turisti yatıracak yatağımız yok. Hiç bunun üzerinden bir başarı hikayesi yazmayalım. Ama alamaz mıyız? Alırız. Bunu yapamaz mı bu ülke? Bunu da çok güzel yapar. Ama öncelikle bu yatak sayımızı bu hedeflere uygun hale getirmemiz lazım. Artı altyapıda ciddi oranda eksikliklerimiz var. Biz inanın bu şey yapılan, açıklanan rakamlar gerçekten Türkiye'ye girmiş olsalar bütün dünyaya rezil olurduk. Zaten bunlara hizmet verdirteceğimiz elemanlarımız da yok artık. Nitelikli Peki. elemanımız da yok. Pandemiyle birlikte ciddi bir eleman kaybına uğradık. Aşağı yukarı 500 binin üzerinde eksik istihdamla çalışıyor turizm sektörü. Şimdi önce siz bu altyapıyı tamamlayacaksınız. Süren bitti. Bütün altyapıyı tamamlayacaksınız, sonra hedef koyacaksınız. Peki. Serdar Karcılıoğlu, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Sağ olun, iyi akşamlar. 60 dakikayı bir haberle noktalayalım. Dünyada 125. Türkiye'de 67. yılını kutlayan Kastrol, yenilenen marka kimliğine ilişkin bilgiler verdi. Kulak verelim. 125 yıldır bu marka dünyada var, 67 yıldır Türkiye'de var ve bugün marka kimliğiyle beraber, değişen logomuz ve diğer varlıklarımızla beraber en önemli noktalardan bir tanesi stratejimizin üzerine biraz konuştuk. Stratejimiz şöyle, açıkladığımız, biz 3 alanda topladık: mobilite, endüstri ve ötesi. Mobilite dediğimiz zaman bizi, Kastrol'ü gördüğünüz mobiliteye dair her yerde yaptıklarımız ve devam edeceklerimiz olarak adlandırmak mümkün. Nedir bunlar? Araçlar. Bu araçların çeşitlendirilmesiyle hibrit ve elektrikli araçlar ve bunun çerçevesinde oluşan bakım, onarım ve diğer servis hizmetleri. Dolayısıyla mobilite bizim esas itibariyle bugüne kadar yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi ve bu devam ederek artarak sürecek. Endüstri, yine aynı şekilde endüstride endüstriyel tesislere verdiğimiz hizmetler hem ürün olsun hem hizmet olsun artarak devam edecek. Burada değişen süreçlere adapte olduğumuz, ayak uydurduğumuz ve bunların ilerlemesini hızlandırdığımız bazı çözümler sunuyoruz. Kestirimci bakım, endüstriyel tesislerin atıklarının azaltılmasına yönelik yaptığımız çalışmalar ve diğerleri diyebiliriz. Bu ikinci kısımda. Ve ötesi biraz ilgi çekiyor ve içeride de çok ilgi çekti. Orada da yine mobilitenin ekseninde devam eden ve Kastrol'ün sıvı mühendisliğinin en iyi yaptığı yerlerden birisi olarak da ortaya koyduğumuz veri merkezlerine ürettiğimiz çözümler. Bugün veri en önemli konulardan bir tanesi, gelişen ve teknolojinin değiştiği dünyada ve bunların tutulduğu yerlerde veri merkezleri. Veri merkezleri dünyanın %1,5'luk enerjisini kullanıyor buraların opere edilmesi ve bunun %40'ı soğutması için kullanılıyor. Kastrol'ün sıvı mühendisliği buralar için geliştirdiğimiz termal soğutma sıvılarını veri merkezlerinin kullanımına sunuyoruz. Sadece sıvılarla değil, oranın ihtiyacı olabilen bakım, planlama, önleyici çalışmalar bizim oraya ulaştırdığımız çözüm paketlerinin özünde ve bununla ilgili Submer gibi dünyada büyük ölçekte olan veri merkezlerinin işletmesini yapan şirketlerle de işbirliği halindeyiz. Dolayısıyla bugünkü açıkladığımız stratejimiz hem global ölçekteki ayakları hem de sonrasındaki Türkiye'deki yapacaklarımızın da bir anlamda altını çizdi. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydunuz? İki nedenden dolayı. Dünya değişiyor.
dünya değiştiğinde de sadece dünya değil ve tüketiciler de değişiyor. İlk mobilite dediğimiz alanda tüketicilerin beklentileri değişiyor. Bir yerden bir yere giderken belki sadece bir araç kullanan insanlar bugün araçları çeşitlendiriyorlar ve her noktasında mobiliteye ihtiyaç duyuyorlar. Biz de mobilitenin içerisinde oradaki hareketin olduğu her yerde, sürtünmenin olduğu her yerde çalışan bir şirket olarak oralara yönelik hizmetler koyuyoruz. Bakımla ilgili ihtiyaçları değişiyor. Ve diğer konu az önce bahsettiğim teknoloji değişiyor. Teknolojiyi ortaya koyan makine ekipmanlar değişiyor. Ve biz de bunlara yönelik olarak ve bunlarla beraber bunların ilerlemesini hızlandıracak çözümlerle geliyoruz. Mobilite bunlardan bir tanesi, veri merkezleri dediğimiz ve ötesi kısmı ikincisi.